Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün nerede? Şu otobüse bakınca yanılabilirsiniz. Normalde biz bugün aslında, ya bu otobüs ne zaman gelmiş? Bir ayda ne kadar çok değişmiş Ulan Batur. Modern otobüsler gelmiş. Biz normalde bugün şu an Rusya'nın Buryat Cumhuriyeti'nde olmamız gerekiyordu. Neden? Çünkü bizim vize süremiz Moğolistan'da bitmişti. Ama ben o kadar yorgundum. İşte dişim hapse falan yapmıştı falan, yani kalkamadım bu sabah. Ve dedim ki, normalde 7.30'da otobüs vardı. Kalkamadım Rusya'ya giden otobüse binmek için. Ve dedim ki, bir iki gün daha Moğolistan'da kalayım, Ulan Batur'a gezeyim. Evet, buradaki trafik de İstanbul'da atmıyor ha. Neyse, bir iki gün daha Ulan Batur'dayız. Adam akıllı dinleneyim de öyle gideyim. Yine 15-20 saat yol gideceğiz sonuçta. Şimdi ben karnım çok aç, bir yemek yiyelim ama değişik bir şey yemek istiyorum. Bulursak değişik bir şey yiyeceğiz. Ondan sonra burada ilginç bir Rus pazarı desem değil, Sovyet pazarı desem değil, ilginç bir pazarı ziyarete gideceğiz. Abi güzel bir mekan buldum ama yok ya. Vallahi yeter, et görmek istemiyorum bir ömür. Bir ömür et görmek istemiyorum ya. Gerçekten çok et oldu. Böyle şu an 3-5 tane caddesi var diyeyim size Ulan Batur'un. Böyle gelişmiş gibi duran. Bu arada Unitel, buraya gelirseniz en iyi sim kart Unitel ama en pahalısı da o. Caddeler geniş. Birkaç noktada böyle gökdelenvari bina var. Onun haricinde böyle geniş caddeler, geniş sokaklar. Araçların birbirine saygısı yok ama araçların yayalara saygısı daha fazla. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir aydır bu ülkedeyim ama Ulan Batur, yani şehir yaşamıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü şehirde hiç kalmadım ki. Sürekli gezmekten, şehirden haberim yok. Şimdi beraber keşfedeceğiz tekrardan. Evet, burayı galiba ilk Moğolistan videosunda ayaküstü göstermiştim. Yine ayaküstü gösteriyorum. Burası Moğolistan'ın en eski binalarından, apartmanlarından birisi. Ve aynı zamanda da en eski AVM'si. Şurada bir pazar kurulmuştu. Bakalım devam ediyor mu pazar? Evet, buralarda aslında değişik şeyler var. Ama çok fazla değil. Bu arada Ulan Batur'da modern, hatta böyle inanılmaz bir Kore özentiliği gördüm gençlerde. Ulan Batur'un dışında ben şehir mehir göremedim adam akıllı. Var tabii ki bazı noktalarda şehir merkezleri ama çok fazla değildi. Evet, Moğolistan'da en ilginç ne yemek yenir diye düşündüm ve Hint restoranını görünce direkt dalmadım. Şöyle güzel de kendime bir bakayım dedim, güzel bir restorana geldim. Öğle servisinde böyle bir set varmış. Şu an bu sete ne kadar verdim? 6.000, 12.000, 24.000 de bu, 36.000, yani 10 dolar şurası. Hemen tadına bakalım. Etten sıkıldım ama bu soslu et olunca gider. Tavuk güzel, pilav kötü. Bu turp gibi olan bir şey var ya, o ama çok diri yapmışlar. Masala sosu bakalım nasıl. Sınıfta kaldı. Ben normalde kötü bir olsa kolay kolay kötü demem. Ha, şimdi Moğol lokantasına gidip yine et yemek dense bunu yemeyi tercih ederdim ama Hindistan'da bunu verseler adamların suratına tükürürsünüz. Bu arada bunların fişlerinde böyle barkod var. Daha önce söylemiştim galiba ama bir daha söyleyeyim. Barkodlarla vergi iadesi alıyorsunuz. Biz eskiden nasıl hani fiş dolduruyorduk ya, babam doldurdu hep. Hatırlıyorum o günleri. Burada da fiş doldurma olayı yok. Bir tane aplikasyon var. Aplikasyona o barkodu okutuyorsunuz. Daha sonra devlet size payınıza düşen parayı veriyor. Birkaç tane caddesi var böyle. Güzeldi. Yani birkaç cadde var Ulan Batur'da. Güzel. Dünya mutfağından yemekler bulabilirsiniz. Burada da tapınak var galiba. Ama kapısı kapalı. Şimdi gideceğimiz yer yaklaşık 4 kilometre, 4,5 kilometre uzaklıkta. Burada böyle tam taksi yok. Böyle bekliyorsunuz, elinizi kaldırıyorsunuz. Sonra bir tane araba durursa diyorsunuz ki ben Narantul Market'e gideceğim. Kaç paraya götürürsün? O diyor ki kilometresini 1000 liraya, 2000 liraya götürürüm diyor. Ondan sonra götürürse gidiyorsunuz. Narantul Market. How much? Narantul Market. One kilometre how much?
Ha? Okey. Okey. Bir kilometresi 1500. Evet, 4 kilometre yolu bir saatte gidemiyorsanız bilin ki Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'dasınız. 7/24. Ülkenin nüfusu 3.5 milyon da yok, 3.2. Belki dışarıya göç de veren bir yer. 3 milyon da olabilir nüfusu. Ve 1.5 milyon insan burada yaşıyor. Ki şu an okul zamanı falan, belki bundan daha da fazla olabilir. Koca ülkede ilk videoda da bahsetmiştim. 2-3 tane ana hartel cadde var. Hani otoban yol, ana yol gibi de bir şey de yok tam olarak. Bütün hayatı buraya sığdırmaya çalışmışlar. Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde bir ülkede. İnsanlar bu kadar küçük bir yerde sığınmaya, yaşamaya çalışmışlar. Evet. Geldik. Bayıtla. Kilometresi 1.5'a anlaştık. 2 diyen de vardı, 1 diyen de vardı. Abi 1.5 dedi, hiç pazarlık yapmaya gerek duymadım. Direkt burada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Naran, yani daha doğrusu Narantul'da ekstra dikkatli olursunuz ama Moğolistan'ın tamamında ekstra dikkatli olmanız lazım. Moğolistan'a girerken devletin kendisi zaten girişe tabela koymuş. Yan kesicilere dikkat edin. O yüzden şimdi her şeyimi fermuarladım, çantamı da önüme aldım. Kucağımda şu an. Geldik. Şimdi burada da zaman kalırsa burayı da gezeceğiz belki. Burası bir pasaj gibi düşünün. Yine Moğol geleneksel ürünleri de var ama ağırlıklı olarak artık burası Çin'e de yakın olduğu için ve kendisinin de üretim kendisi de çok fazla üretim yapmadığı için Moğolistan devletinin genelde burası Çin pazarına dönmüş. Şimdi ara ara soranlar olmuştur ama hiç ayağımla ilgili bir şey söylemedim. Ya sekiyor, evet. Neden sekiyor bilmiyorum. Zaten kalıcı da bir şeyler olacaktı. Sonuçta kemik yapısı ve oradaki eklem yapısı da bozuldu geri dönüşsüz bir şekilde. Yani eski formunda asla olmayacaktı ama ayağım böyle nasıl biliyor musunuz? 5 gün 10 gün normal sapasağlam ama sonradan böyle sekiyor. Yani hareketleri yap dedi. Yapıyorum hareketleri de. Anlayamadım ya nedenini. Çözemedim yani. Biraz can sıkıcı oldu tabii ki. Kaç aylar oldu ya? Kaç ay oldu ya? Hani ayağa kalkmam inanılmaz hızlı oldu. Normalde insanlar 3 ay 5 ay yatacaksa ben 2. ay ayağa kalktım. Ama %100 de iyileşmem zaman aldı. Ya duydum bunu. 1 sene 2 sene de bulanlar oluyormuş ama ben hızlı ayaklanınca dedim ki ben daha dedim 4. ay hiçbir şey kalmaz ama kaç ay oldu maalesef. Arada sekme geliyor. Canım yanıyor mu? Yanmıyor. Ağrı var mı? Hiç yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ama böyle işte tık 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 yapıyor olmak. Abi yani dikkat ediyorum böyle. Sekiyor anne. Can sıkıyor biraz. Evet, Narantul Market'e geldik. Ulaanbaatar'ın, daha doğrusu Moğolistan'ın en büyük pazarı burası. Ben Moğolistan'a geldiğim ilk gün buraya geldim ve bu ayakkabılarımı, bu üstündeki montları 20 bin aldım bunu mesela. Ayakkabıyı 100 bin aldım. Bir tane mont aldım. Kapkalın mont. 80 bin aldım. Çok pahalı diyorlardı ama tam aksine ben ucuz buldum. Burada kaşmir ürünler görmek mümkün. Her yerde kaşmirden yapılma eşyalar var. Ben de kendime kaşmir çorap almıştım. Bayağı sıcak tutuyor. Böyle hediyelik eşyalar da var. Aslında böyle bir dua çarkı almak istiyordum ben ya. How much? 15,000. 25,000. Şu ufaklık güzel dönüyor ya. Alayım. Aynen. Bir tane doğa çarkımız olsun. Basit bir şey ama olsun. Size de göstereyim böyle neler var başka. Moğolistan'da İslamiyet var, Budizm var, Şamanizm var. Ona dair ürünleri de görüyorsunuz.
Evet, bir tane hediye geçe aldım kendime. Bayırtla. Yan kesicilerle ilgili o kadar uyarı yaptılar ki böyle etrafımı bakıyorum birileri bana bakınca takip edecek mi diye. Buradan işlik almıştım ben. Üstümdeki montu bu abladan almıştım. Bunu şundan da almıştım. Üşümem artık yani. Bu var. Bunun içerisinde polar var. Aha bakın bundan aldım ben. Boğa böyle kalın bir şey. Giydim mi direkt hemen sıcacık yapıyor. Ve bunu da 15 bine mi 20 bine mi ne aldım. Kaliteli çakma ayakkabılar var arkadaşlar. Hem de öyle fahiş fiyatlara değil. Bunlar çakma ama kaliteli şeyler. Şimdi bakın ikinci el pazara götüreyim sizi. Yanlış anlamadıysam Almanya'dan, işte daha doğrusu Avrupa'dan böyle ikinci el ayakkabıları toplayıp buraya getirip burada satıyorlar. Abla benim ayağımdakini Almanya'dan geldi demişti. Ayağımdaki orijinal bu arada. Evet, burada da geleneksel Moğol çalgısı var. Ha, şu şişeyi biliyorsunuz içerisine bir toz katıyorlar, ondan sonra burunlarına çekiyorlar. Evet, zaten Moğolistan deyince aklınıza at gelsin. Burada da binicilik için yapılmış malzemeler var. Moğol çadırlarına ger diyorlar ve gerlerin tam şeyinde, kapıyı açıyorsunuz çadırın en karşınızdaki kısımda genelde bir, bazen de iki tane bu sandıklardan oluyor. Fil var, filin üstünde maymun var, kuşlar var, keçi var. Şu köşelerde ejderha var. Yine böyle Budizm'e simgeliyor gibi. Burada da böyle eski tip dikiş makineleri. Ha? Anlamadım. İngiliz. İngiliz ne? Ha? Türk. Türk. Ha, İstanbul. Bayırtla. Abi seni de 8 alır. Üniversitede az oynamadık be. Bu gördüğünüz şeylerde şey, şaman davulu. Şamanlar bunu alıyor. Sonra onlar inanıyor ki onların bağlantı kurduğu ruhlar ona diyormuş ki bu davulu şöyle süsle, kıyafetini bu şekilde giy gibi terkinler de bulunuyormuş. Ondan sonra şamanlar da davulunu ve kendi kıyafetlerini o ruhun direktifleri doğrultusunda şekillendiriyor. Şu kıyafetlerden emin değilim ve şu maskeden ama bunlar şaman kıyafeti olabilir. Mask, şaman mask. Mask. Ha, bu da mask. Bu da mask. Bu da Budizm'le ilgili bir maskeymiş. Dört tavuk. Dört tavuk ne demek anlamadım. Onlar şaman zaten. Evet, burası da tabii ki bir şekilde Rus kültüründen etkilenmiş. Lenin abimizi buraya koymuşlar. Etrafta Lenin heykelleri de satılıyor. Abi öyle bir pazar ki aklınızda ne geliyorsa her şey var. Elektronik falan da var hani, telefon telefon, ama o şuradaki binaların içerisinden birinde. Bu gördüğünüz yerler depo. Bazıları akşam pazarı topluyor. Getirip bunların içerisine koyuyor emanetleri. Abi böyle tüy kaplı ayakkabılar da var. Bazıları böyle full tüy kaplı. Mesela bu. Horse. Horse? Horse. Ha, ben tam diyecektim, dog. Atkılı gibi. Dog? Dog. In. Big set. Horse same? In. Dog. Horse. This dog? Dog. Vay, köpeğin şey yapmışlar. Horse. Woman. Vay vay vay. Man. This, how much maybe this? In 200 bin tügrük. Tügrük. Ha. Çok pahalı değilmiş. İn zotsa. O daha kalın. 250 bin. İn zotsa. İn ara in. İn tuttu. Ulan yazık günah ya. Abi evet, hayvana şey. Yazık günah ya. Yok. Çay yok diye.
Bunları giyiyorlar ha kırsalda. Bilmiyorum videolarımda dikkat ettiniz mi insanların ayağına? Bunları giyenler vardı. O klasik kıyafetlerin üstüne bunları giyiyorlardı. Herhalde bu da içlik gibi bir şey. Bu da çam fıstığı. Her yerde var şu an. Herkes satıyor. Aa bu çok güzelmiş ya. Bir ay ben giyerim. Rusya seyahatim bitince gider anneme veririm. Bunu alıyorum. 20 bin dedi. Hiç pazarlık yapmayacağım ya bugün insanlarla. Son günümüz de. Biraz da onların, biraz da bizim onlara faydamız olsun. Onlar bana çok baktı. Böyle şeyler vardı. Bunu aldım. Yakutistan'da takarım. Ondan sonra daha da takmam zaten. Aa, mol kıyafetleri göstereyim size biraz. Ben bir tane aldım zaten. Gördünüz onu. Yine böyle bir pazardan almıştım. Kaşa almıştım ben o benimkini. Unuttum ya. 60'a aldım galiba. Ha şöyle bir şeydi. 60 bindi. Morunu almıştım ben. Allah'ım ne kadar güzel kıyafetleri var ya insanların. Aa bu kıyafetler de çok beğendim. Çok güzelmiş. Ama 120 bin. Pahalı değil ama ucuz da değil. Ben şey yaptım. Paramın kalan kısmını dolara çevirdim Rusya'da. Dolar lazım olacak diye. Rusya'da bankalar çalışmıyor ya. Evet. Şu an artık hiç para harcayamam. Tamına benim bugünkü konaklamam, yarınki otobüs param ve yarınki otobüs durağına gidişim ve bugünkü eve gidişim param kalmış. 130 bin Rusya'ya gitmek. Çok pahalı değil. Yani ülke değiştiriyoruz. Aa ben montumu buradan almışım arkadaşlar. Bunun şapkalısı. Ve gerçekten çok kalın ve içinden tüy çıktı biliyor musunuz? Tüylü yani. Kas tüyü mü, ördek tüyü mü, ne tüyü bilmiyorum ama tüylü. İnanılmaz sıcak tutuyor ya. 80 bin aldım. Her zaman kullanırım, her zaman giyerim. Abi çok Sen beni çok rahat düzinelerce sokak var ve belki binlerce de tezgah vardır gez bitmiyor. Çok sizi sıkmadan ben yoruldum 3,5 saattir yürüyorum. Çok da sizi sıkmadan şimdi gidelim şehir merkezine. Zaten son günümüz. Ulan Batur'da size adam akıllı göstermemişim. Sen beni biraz şehir merkezinden bir şeyler göstereyim. Sen Benu merhaba demek. Evet pazarı gezdirirken çok yoruldum. Size o yüzden Ulan Batur'un içini gezdiremedim. Şimdi biraz kendime geldim. Dışarı çıkayım dedim. Yine standart yollar, kilit, trafik. Her yer durmuş. Gerçekten hayatımda ya inanılmaz saçma bir denklem ya. Hayatımda gördüm en kilit trafik Ulan Batur'da gördüm. Ve bu ülke dünyanın nüfus yoğunluğu en az olan ülkesi. Ne kadar saçma değil mi? Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde toprak parçasına sahip ve sadece 3 milyon nüfus var. Ve dünyanın en sıkışık trafiğini ben şu an burada görüyorum. İstanbul'dan beter arkadaşlar kesinlikle. Abi otobüsler full, yollar full ama burada bir güzellik var, şey var. Otobüs yolları var. En dıştaki şeritler otobüs yolu. Onlar bir tık daha rahat gidiyor tabii. Evet burada gördüğünüz bu market ve şu karşıda gördüğünüz Ju yazan marketler fazlasıyla yaygın hem de şey Asya kıvamında bir şeyler içeride alıyorsunuz. Çay, kahve falan gelip burada oturabiliyorsunuz. Ben yarın sabah için 7.30'da yani 6'da ben buradan ayrılacağım, yola çıkacağım. 7.30'da otobüse bineceğim. 15 saat Rusya'ya gideceğiz. Yolda kendime azık yapacağım şimdi. Bir şeyler bakacağım. Hem de size fiyatları göstereceğim. Bekle. Abi şuna noodle ya da her ne şey sesleniyorsunuz diyen haindir bu kimchi. Abi çok lezzetli gerçekten. Hani bu Korelilerin özel bir yemeği ve çok sağlıksız da değil. Yani diğeri kadar sağlıksız değil. Bu da tabii ki sağlıksız. Fiyatı da 5.450'ymiş. Hemen böyle bakmaya başladım nerede ne var ne kadar diye. Şöyle bir tatlı var burada. Hemen fiyatına bakıyoruz. 14.500 bu. Tatlı 11.000. Böyle bilindik şeylerden bakalım.
Aa, bakın burada eriş de var. Güzeldi ha. Bunların zaten meşhur yemeklerinden. 8000'e 9000 pardon alıyorsunuz, ısıtıyorsunuz, hemen burada yiyorsunuz. Bakın burada set var. Bu da 10.000. Güzel, karışık bir yemek. Aa, bu şey mi? Soju mu? Eğer sojuysa bu, bilmiyorum tam. Korelerin hani... Korelerin rakısı diyeyim mi, birası mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. 10.000'e satılıyor. Burada normal bir bira var galiba. Tam 1 dolar. 1 dolardan daha düşüğe de var. Abi, her şey İtalya. Bu Moğollar hiçbir şey üretmiyor galiba, ben anlamadım. Made in Japan, Kore, bilmem nere, Türkiye. Bu marketler bu arada pahalı marketler. Yani ucuz marketlerden değil. Böyle fiyatları yavaştan gösteriyorum. Sinir kız. Aa, mesela şey, büyüğü 4400'lü. Ben bunu büyük marketlerden 3200'e alıyordum. Ulan 2 dakikada tipsiz Memo'dan Sakar Şakir'e döndük. Abla çok pahalı diyor ama abi, kafamda istediğim gibi bonus olmadı, o yüzden bunu alıyorum. Sixty. This is Korea. Korea, I'm Turk. 60. Korea. Abla 30'a 60 diyor. Okay, 60. 60. 60 ya. Ha? 62. 2 lira daha mı alacağım? Ha? 62. 62. Düşündü. Bak şimdi size ne göstereceğim. Al düşündü. Bak şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bak daha bir sürü var. Tahmin edin burada kaç para var. Videonun sonunda söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. Okey, bayitla. Ben gidiyorum ulan odaya. This good. Good. Kaşmir? Mongolia. Kaşmir? Mongolia Kaşmir. Kaşmir? How much? 20. 20? Şey. Hani? Big pazar, big market. Big market. E market. Na e market. 20. 20. Cheap. Güzel. Bu arada gerçekten çok kaliteli ha. Kore. Kore'ye? Kore galiba. Korece yazıyor. Good. Good quality. Good. Cheap. Good. Expensive. Yeah, good. Expensive. Okay, bayitla. Bye bye. Neyse, güzel oldum ya. Tipi tip Memo'dan en azından bir tipe döndük. Gidelim şimdi. Sushi bakıyorum. Sushi bulursak sushi yiyelim. Biraz pahalı ama olsun. Bugün şey dedim ya. Onlar bana iyi davrandı bu zamana kadar, sağ olsunlar. Ben de şimdi gider ayak. Para çektim bu arada. Tekrardan 100.000 bir daha çektim. Bir iki bir şey daha alırım. Ne olur ne olmaz dedim. Zaten sınırda çıkarken de ceza yiyeceğiz muhtemelen. Gün başına 3-4 dolar yiyeceğiz. 3 gün mü 4 gün mü oluyor yarın? Yani 3-4 12. Herhalde 10-15 dolar gidecek. Şimdi bir Kore restoranına geldim arkadaşlar. Son yemeğimiz Moğolistan'da. Abi deniz mahsullü bir şey. Bol deniz mahsullü yeşillikli. Moğolistan'da yediğim en sebzeli yemek. Ve abi şu tobocci, Korelerin tobocci'si ve kimçisi manyak güzel ya. Bu da beyaz lahanalı havuç. Güzel bir sosla servis ediyorlardı Kore'de. Burada nasıl? Gerçi bunları Asya'da her yerde bulabiliyorsunuz. Buna noodle demiyoruz. Bu erişte. Şu an bu yemek 28.000. Yani 8 dolar. Ve güzel. Lezzetli gerçekten. Bir son yemeğimizdi. Moğolistan videosunda Moğolistan'la alakalı olmayan yemeklerle devam ediyoruz. Yine bizim Türk ürünlerinin olduğu marketlerden birine geldim. Yani için kendime bir şey alacağım. Büyük market aradım ama bulamadım. O yüzden şimdilik küçük bir marketten bir şeyler alacağız. Abi ben şimdi size videonun başında
Ulan Batur'u ve o pazarı gezecektim ama ben o pazarı gezerken bir yorgunluk çöktü. Sonra geldim yattım, sonra dedim Ulan Batur'u gezdireyim, sonra yine yorgunluk çöktü. Geldim yattım. Şimdi gece 5 oldu. Ulan Batur'un merkezindeyiz. Burada bayağı da AVM var, onlardan bir tanesi bu. Şimdi bir otobüs terminaline gidiyoruz. Ben de tam nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Kaç kilometre, ne kadar tutar bilmediğim için sordum abi. Çünkü çektiğim paraların hepsini yedim yine. Bir şeyler aldım. Tam cebimde 15-20 bin var. Ama galiba 15 bin tutacak. Şu an Ulan-Ude, yani bu Rusya'ya, Buryat Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Gittiğim zaman direkt orada 4-5 günlük bir oda tutacağım. Ondan sonra biraz daha orada dinleneceğim. Hastalığımın geçmesini bekleyeceğim. Vizemi aşağıda 3 gün oldu. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bakalım sınırı nasıl geçeceğiz, ne yaşayacağız. Ana! Ben onu unuttum. Sınırı geçerken 10 bin ceza vardı günlük. Ay, onun parasını yedi. ATM'e geldim, para çekeceğim. Bakın dikkat ettiyseniz taksinin plakasını çektim. Uyanık olmak lazım. Gece gündüz dolandırıcılar yer dinlemez. O yüzden plakaya çektim, ne olur ne olmaz. Ulan ben unuttum, yedim parayı ya. Böyle ekranı da göstereyim. Ha, Türkiye'de para çeker gibi çekiyorsunuz arkadaşlar, basit işlem. Şimdi diyecek ki kartını ve paranı al, aynen. Bitti. Para da geldi. Bu kadar. 2.20'lik, 2.5'lik. Morisa'da kazıkçı insan çok dediler ama bana hiç gelmedi. Ya da hırsız çok dediler. O da bana hiç gelmedi. Taksici bak sağ olsun adam. Tarif ediyor, anlatıyor. Adam mesela şu 11.100 tuttu, aşağı yuvarlıyor. Ben gittim adama mesela fazla verdim. Çünkü niye aşağı yuvarlıyor adam? Kazıklamaya çalışmıyor. Normalde yani 1.500-2.000 sabahın gecenin köründe ben 2.500-3.000 isterler dedim, adam yine 1.500 dedi. Ulaanbaatar dünyanın en soğuk başkentlerinden birisi. Aynı zamanda da dünyada hava kirliliği oranının en yüksek olduğu başkentlerden birisi. Milyon kilometre kare başkente ufacık, yani milyon kilometre kare ülkede ufacık başkent yapmışlar. O başkente de gelip bir sürü fabrika yapmışlar. Karşıda bacaları görüyorsunuz, tutuyor. 7.30'da yola çıkmıştık. Saat şu an 12.30. Ulaanbaatar'dan şu an Rusya'nın, Buryat Cumhuriyeti'nin sınırına geldik. Burada bir yemek molası verdik şimdi. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra birazdan sınır geçme işlemleri başlayacak ama bu yemekle sınır geçme işlemleri çok rahat 2 saat sürüyor olacak. Benimki biraz daha uzun sürecek muhtemelen. Hem buradan Rusya'ya giren bir Türk olarak hem de Moğolistan'da vize süresini aşmış birisi olarak bakalım sınırda ne kadar vakit kaybedeceğiz. Bir de çantada drone, muran bir şeyler, bir sürü eşya var ya, onları tek tek çıkarttırıp geri sokturuyorlar. Passport again? Yeah, passport! Bu Moğolistan bana hiç iyi gelmedi abi. Saat şu an 7.30. Biz sınıra karşı gelmişiz biliyor musunuz? 12.30'da. Tam 7 saat sürdü sınırı geçme. İnanılmaz yorgun, inanılmaz sinirli, inanılmaz böyle çıkıp kapıyı böyle bağırasım var, bağırasım da değil, küfredesim var, böyle sövesim var. Biz yine efendiliğimizi bozmayalım. İyi Moğolların hattına susuyorum. Çok yoruldum. Şu an otobüs beni bıraktı, tabii ki gider. 7 saat beni bekleyecek hali yok. Bütün otobüs beni bıraktı, gitti. Otobüs beni bıraktı, gitti. Aa, vaytla. Otobüs beni bıraktı, gitti. Benim işlerim 7 saat sürdü. Aha şimdi geçtim sınırı. Sınırın çıkışında bir benzin istasyonu vardı. Yemek yiyeceğim. Başım nasıl dönüyor var ya. 7 saat tuttular beni. Detaylarını birazdan anlatacağım. Şimdi biz nasıl gideceğiz Ulan-Ude'ye? Sınırdayım şu an. Hani gitmem lazım. Gecenin 7.30'da otobüs de yokmuş. Son otobüs 7'de gitmiş. Evet dostlar. Sanırım videonun en son sahnesini ben nerede aldım? Otobüste mi aldım yoksa sınırdan çıkarken mi aldım? Çok kısa özetleyeceğim. Gerçekten çok yordu beni Moğolistan ya. Hani yani sırf beni değil, ekipmanları, drone'u, laptop'u, telefonu, her şey yordu bu Moğolistan.
Yaklaşık 5000 kilometre yol yaptım Moğolistan'da ki çok büyük bir rakam Moğolistan'a göre. Yani Moğolistan'da 5000 kilometre yapmak inanın dünyanın etrafı 42 bin kilometre miydi? Yani Moğolistan'da harcayacağım çabayla dünyanın etrafında bile dolanabilirdim o kadar. Yani zordu bence. Moğolistan'da dünyanın her yerinde, sadece Moğolistan'da değil, dünyanın her yerinde vize sürenizi aşabilirsiniz. Çoğu ülkenin prosedürü vardır. 30 güne kadar aşarsanız cezası yok. Yani deport ya da hapis ya da sorgu yok. Der ki işte günlük 3 dolar, günlük 2 dolar, günlük 5 dolar. Dünyanın birçok ülkesinde böyle. Ben ama Moğolistan'da böyle mi değil mi bilmediğim için ben daha Moğolistan'a ilk geldiğimde vizemi uzatmaya çalıştım. Vize ofisine gittik Moğolistan'da. Dedik ki bana bir ay daha vize verir misiniz? Kaç parası vereceğim? O dedi ki siz Türklere vize uzatmıyoruz. Niye dedim? Yani Avustralya'ya, Kanada'ya, Yeni Zelanda'ya, Amerikalı'ya, işte Avrupa'ya uzatırken vize uzatmıyorsunuz. Neyse uzatmıyorlarmış işte. Benim vizemi uzatmıyorlar. Ama dediler ki 40 güne kadar mı 60 güne kadar mı eğer içeride kalırsan sadece günlük 3 dolar cezası var. Yani 3 gün geçmiş çıktın. 3 kere 3 9 dolar sınırda ödersin geçersin dediler. Tamam mı? Tamam. Ve sınırı geçerken benim 2 gün açtığım için pasaport görevlisi beni gördü zaten. Butona bastı. Polisi çağırdı. Daha doğrusu bir görevliyi çağırdı. Görevli de benimle gelir misin dedi. Gittik. İngilizce kimse bilmiyor bu arada. Ve direkt görevli otobüs şoförünü çağırdı. Benim otobüsümün şoförünü. Ve dedi ki bunun bütün eşyalarını indir. Ben bu otobüse 40 dolar para verdim. Bu otobüs üstünden neden iniyorum yani? Sonuçta bir hapse mi gireceğim? Bir evrak imzalatma işi falan değil mi? Anlatamıyoruz. Hani anlatamıyorlar, anlaşamıyoruz. İnternet de vermiyorlar ki. Hani araya translate edecek birini sokayım. Neyse en yalvar yakar anlattım derdimi. Bunlar aradı biri Türkçe bilen birisini. Dedim ki ya 2 gün açmışım değil mi? Evet kaç para borcum var? İşte 20 bin Türk. Tamam ben 20 bin Türk vereyim. Geçeyim dedim. Evet dedi yani ya bu zaten olay bu ama dedi Moğolistan'da biraz evrak işleri var dedi. Ya dedim bir evrak işi için yani imza değil mi bu? Ben atayım imzamı nereye gerekiyorsa. Bırakın geçeyim. Yani ben niye şimdi burada mahsur kalayım otobüs gitsin. Ben bir daha otobüs nereden bulacağım? Günde bir tane sabah 7.30'da otobüs var. Dedi yapacak bir şey yok. Abi otobüsten eşyalarımı indirdiler. Millet gitti ben orada kaldım. 16 sayfa. Bakın 16 sayfa mı 13 sayfa mı ne? Adam dilekçe yazar yazılar yazdı. 13 sayfa yazılar yazdı. Kimisini manuel elle yazdı. Kimisi hazır bir çıktıyı aldı. Üzerine formu doldurduk filan. Ondan sonra bana dediler ki fotoğraf da lazım. Bakın 16 sayfa evrağı doldurmak 4 saat sürdü. Ve bana dediler ki fotoğraf lazım. Lanet olsun ben de her zaman fotoğraf taşırım. Şimdi yanımda fotoğraf yok. Dedim fotoğrafım yok. O zaman dediler ki Ulan Batur'a geri döneceksin. Sınırdan ben 5 saat geri döneceğim. Orada bir tane vesikalık fotoğraf çektireceğim. Sonra 5 saatte geri geleceğim. Ki geri de gelemezsiniz. Yani bir fotoğraf için onlarca saatim ve 2 günüm gidecek. Abi neyse 7. saatin sonunda nalet gelsin. Vallahi girecektim birine. En sonunda saldılar beni. Hani kötü muamele yok bu arada yanlış anlamayın ama ne yemek var ne su var ne çay var hiçbir şey yok yani acımdan da öldüm. Neymiş Moğolistan sınırına yürüyerek çıkamazmışım. Bak ya beni dedim otobüs yok ne yapacağım bekleyeceğim burada o zaman otobüs diyor. Ulan otobüs ertesi sabah öğlen 12'de burada olacak. Öğlen yani akşam 7'den öğlen 12'ye kadar otobüs mü bekleyeyim bırak yürüyeyim şuradan çıkayım yok. Yalvar yakar oradan bir tane Moğol abiye rica ettim. 500 metre gittik 500 metre sonra benden 20 dolar para istedi adam. Sınırı geçirdiği için. Oysa ki o geçirmedi. Zaten sadece arabada oturuyordum yani. Neyse sonra orada onun da arabasında Çinli bir abi vardı. O arabayı kiralamış. Çinli abiyle beni sınırı geçtikten sonra bıraktı araba. Biz de Çinli abiyle gittik şeye. Bir tane benzin istasyonuna oturduk. Akşam 8.30 falandı galiba bu sırada. Rusya'ya gelen bir arabaya otostop çekiyoruz. Otostop değil ya da soruyoruz. Parasıyla da olur. Ama hani otobüs falan yok. Toplu ulaşım yok. Neyse bir tane araba bulduk. Gece 11.30 mu 12 mi ne? Çocuk ama arabada bir kişilik yer var. Çinli, Moğolca biliyor. O anlaşmaya çalışıyordu. Allah razı olsun ondan. Beni gönderdi. Kendisi orada kaldı. Kim bilir kendisi nasıl geldi. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Artık ağlama ve isyan bitti. Çok uzun oldu. Anlatmak istedim. Kusura bakmayın. Dinleyen dinlemiştir. Ama işte dünyayı gezmenin böyle zorlukları da var. Yani her şey günlük güneşlik değil. Şu an burada kalıyorum. Ve burası kaç para? 1000 ruble. Yani 1000 ruble de ne yapar? 230 TL falan yani. 7 dolar falan yani. Biraz önce gittim alışverişler yaptım. 3 gündür çok güzel yemek yemeye başladım. Moğolistan'da zayıflamaya başladım. Şimdi çok güzel yemekler yiyorum. İşte bakın neler aldığımı size göstereyim. Kaç para tuttuğumu da göstereceğim. Sushi var. Sushi aldım. Burası 1500 ruble tuttu. 1500 ruble de nereden baksanız hadi 300 desek hadi 200 desek 500 TL falan yapıyor. Yani 450-500 TL.
Ve bu adada dediğim gibi 7-8 dolar. Çok değil. Sim kartım blok olmuş. Gittim biraz önce sim kart aldım. 40 GB internet olan Beeline dedikleri bir sim kart aldım. 350 dakika konuşması var. Ve ona da 470 ruble verdim. 500 ruble destek hadi. Yani 125-130 TL'ye 40 GB internet almış olduğum. Dördüncü günüm burada ve 3-4 gün daha burada kalacağım. Geziye ara verdim. Hiç video video da editlemiyorum. Sadece burada yatıyorum, gidiyorum, yemek yiyorum, abur cubur alıyorum, geliyorum, burada yiyorum. Kafa dinliyorum abi çünkü Moğolistan beni gerçekten çok yordu. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın birkaç bölümdür ağladım. Ama bundan sonra burada enerjimi toplayacağım. Daha dinç ve daha dik bir şekilde yola devam edeceğiz. Bay bay.